Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine Clio ile bir yerlere gezmeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Turizm kuşağı üzerinde olan Afyon'un en önemli turistik mekanlarından biri olan Frik Vadisi'ne gidiyoruz. Eber Gölü, Emre Gölü istikametinde. Bu Arok filminin çekildiği yerler falan var. Hani o Kapadokya'daki, Nevşehir'deki yapılar gibi oluşumlar da var. Zaten hepsini çekeriz, gösteririz. Hem sizlere göstermek istedim, hem de Clio ile yine bir yol sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar, yol üstünde bir kervansaraya denk geldik. Bir istikamet Afyon'dan sonra Gazlıgöl, İhsaniye, Döver. Şimdi bir kervansaray varmış zaten, dış çekimlerde de gördünüz. Bayağı eski bir yapı. Restore falan edilmiş. Çok güzel. İçini girip gezebiliyorsunuz. Şimdi de bu Arok'un çekildiği yerlerdeyiz. Bir tane sandıç var. Gel içeri girelim. Külliye'den yaklaşık 1-2 kilometreden ilerledikten sonra zaten Arok'un çekildiği yerlere geliyorsunuz. Arok nüfus 100 falan yazıyor. Zaten onları da çekeriz. Hemen yan tarafta da böyle bir sandıç var, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Arok'un çekildiği yerler. Arok nüfus 100. Biraz ilerledik. Yapıların içinde bu tarz böyle merdiven sıyım yapılar var. Böyle buralar. Bak şurada oda gibi. Oda. Burada yaşamışlar ha? Evet. Evet, Clio'cumuzla. Arok'un çekildiği yerlerde bu şekilde dostlar. Hani eski yapılar film sektöründe de kullanılmış. Aynı o Kapadokya'daki, Nevşehir'deki kayalıkların aynı malzemesi büyük ihtimalle veya benzer. Kolay işlenebilir bir malzeme olduğu belli. İşleyip içine mağara, ev, sığınak yapmışlar yani. Şimdiki istikamet Emre Gölü. Gidebiliriz. Yine bir kanyon. We'll be right back.
Geç. Evet arkadaşlar, gezmeye devam ediyoruz. Emre Gölü'nün etrafında bu tarz oluşumlar çok fazla var. Biz de hani gezerken sizlere de göstermek istedim. Tabii içinde ateş yakıldığı için tavan falan kapkara olmuş. Ama o zamanlar böyle yerleşimler, yapılar varmış. Yani çöp möp dolu, biraz kötü, üzücü bir durum. Keşfetmeye devam ediyoruz. Şu an Frig Kral yolundayız. Gördüğünüz gibi sağlı sollu ortalı. Zamanla araba geçe geçe yolu aşındırmış. Dostlar gezimize devam ediyoruz. Ayazini Metropolis Kilisesi'ne geldik.
kiliseymiş eskiden. Metropolis de büyük şehir demekmiş. Zaten direkt geliyorsunuz. Levhası biraz silinmiş ama yolu takip edince buluyorsunuz. Merdiven var. Sonra da kayaları oyup da merdiven yapmışlar. Bir çıkalım bakalım nasıl. Önce ben gideyim. Buyur. Ufuk gel. Gel Ufuk, burayı görmen lazım. Çok büyük bir beklentimiz yoktu ama beklentimizin üstünde çıktı. Gayet güzelmiş. Kesinlikle gezmenizi, görmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi inişe geçelim. Dikkatli şekilde. Yavaş. Aslında çekim birkaç saat, hatta 3 saat kadar sürdü. Ama tabii ki ben bunu 10, maksimum 15 dakikaya kadar düşüreceğim. Hani en güzel, en görsellik içeren kısımları sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.